Merhabalar, Yeniden TV'ye hoş geldiniz. Bu programda konuğumuz HDP ekonomiden sorumlu eş genel başkan yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan. Malumunuz olduğu üzere kendisiyle konuşacak çok konu var. Biden'ın açıklamalarından uzun seneler sonra ilk defa bir Amerikan devlet başkanının soykırım kelimesini kullanmasından buna gelen tepkilere kadar. Ama bunun dışında bir takım gündemler de var. Bir yandan da HDP'liler yargılanıyor. Kendileri HDP'liler yargılıyor sloganıyla da bir kampanya yürütüyor. Kobani iddianamesi nedeniyle süren bir yargılama. Bunu da soracağız. Ve tabii ekonomiyi de konuşacağız Garo Paylan'la. Hoş geldiniz, merhaba. Merhabalar, hoş bulduk Ayşegül Hanım. Şimdi en sıcağıyla başlayayım ben. Günlerdir Türkiye'nin de gündeminden düşmeyen bir konu ama yıllardır da işte bu an hep beklenir. Acaba ne söylenecek? Nasıl tanımlanacak? Soykırım mı diyecek? Büyük acı mı diyecek? Diyecek mi demeyecek mi diye hep bir Amerika'ya bakılır Türkiye'den. Ben hemen dönüp şununla başlamak istiyorum. Bunun nasıl bir önemi var bu tanımlamanın? Biden'ın bu terimi kullanmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayşegül Hanım, biz Osmanlı vatandaşlarıydık, tıpkı Türkler, Kürtler, Araplar ve diğer halklar gibi. Ve Osmanlı vatandaşıyken yüzyıllarca yıl boyunca bu topraklarda yaşadık. Ancak 1915'teki junta Ermeni halkını bu topraklardan topyekün sürmeye karar verdi ve topyekün imha etti Ermeni halkını, halkımı. Bu meseleyle 106 yıldır yüzleşmedik. Biz bu meseleyi Türkiye'nin meselesi, bu toprakların meselesi yapmadığımız için, adaletini bu topraklarda bulmadığımız için bütün dünyaya yayılan benim akrabalarım gibi milyonlarca Ermeni adaleti başka parlamentolarda, başka meclislerde aradılar. Yani inkar sürdüğü için Fransız parlamentosunda Malatyalı Agop amca adalet arıyor. İnkar sürdüğü için Arjantin parlamentosunda ne bileyim Adanalı Arşalüs teyze adalet arıyor ve bu yüzyıldır da Amerikan parlamentosunun Ermeni soykırımına yüzleşme için bir mücadele veriliyordu ve bu sonuçta bu şekilde bir karar çıktı. Geçen yıl biliyorsunuz parlamentoda, senatoda bir karar çıkmıştı. Şimdi de Amerikan başkanı bunu söyledi. Bunun nasıl bir anlamı var? Ermeni halkı adalet arıyor. Bu adaletin enerjisini sonuçta bu topraklarda ortaya koyabilir ve adaleti bulabilirdi bugüne kadar Türkler, Kürtler ve Ermeniler olarak. Ama şu anda bu adalet başka yerlerde aranıyor. Oysa benim hayalim şu, Türkiye'nin bir milletvekili olarak Amerikan başkanının ne dediğinin hiçbir önemi olmayacağı veya Amerikan senatosunun ne dediğinin hiçbir önemini olmayacağı, Türkiye'nin cumhurbaşkanının veya Türkiye'nin meclisinin ne dediğinin önemli olacağı bir günün hayalini kuruyorum. Bunu başarabildiğimiz gün hem adaleti sağlamış olacağız, hem de geçmişlerimizin ruhunu şad etmiş olacağız, hem de demokratik bir Türkiye'ye ulaşmış olacağız. Çünkü soykırımla yüzleşmiş bir Türkiye, demokratik bir Türkiye olacaktır. Bundan hiçbir kuşkum yok. Veya tersinden söylersek, yalnızca demokratik bir Türkiye soykırımla yüzleşebilir. Bunu sağladığımız zaman bir daha hiçbir zaman birbirimize kıymayacağız. Çünkü soykırım gibi çok büyük bir suça imza atmış bir zihniyet 100 yıldır suç işliyor. Çünkü yüzleşilmeyen suçlar tekrarlar. Soykırım gibi büyük bir suçun hesabını vermiş ve bununla yüzleşmiş bir devlet anlayışı, kamu anlayışı da bir daha suç işlemez. Bunu biz Almanya gerçekliğinde görüyoruz. Şimdi bu söylediğiniz şey için böyle bir tanımlama yapmış olması Amerika Devlet Başkanı'nın nasıl bir önem arz ediyor? Yani yüzleşme için bu inkarın sürmemesi için özellikle altını çizdiğiniz bu inkar ve yüzleşme bağlamında baktığınızda bir kritik önemi olduğunu düşünüyor musunuz? Ya tabii ki önemlidir ama benim için şöyle dün bunu çok düşündüm. Yani bu ilk söylediğinde bende herhangi bir duygu uyandırmadı. Yalnızca üzgündüm aslında bir yandan. Çünkü Türkiye'nin bir milletvekiliyim. Neden benim halkımın acısı başka bir başkanın ne dediğine indirgeniyor diye düşündüm. Çünkü bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ve Amerikan başkanının ne dediğinin önemli olduğu bir gerçekliği istemiyorum. Ben Türkiye'de bu meselenin çözülmesi için mücadele veriyorum. Ama Amerikan başkanının ne dediği burada çok önemseniyor.
Çünkü şöyle tartışılıyor Ayşenur Hanım, Ayşegül Hanım, bu benim de canımı acıtıyor. İşte Amerikan Başkanı soykırım dedi. Şimdi Türkiye ile Ermeniler orada davalar açacaklar ve tazminatlar kazanacaklar. Oysa yine şunu söyleyeyim. Yani düşünün ki burada 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Ve burada 50-60 bin de Ermeni yaşıyor. Ben Malatyalı bir ailenin 3. kuşak torunuyum. Benim dedemin bütün malları gasp edilmiş dedelerimin. Şimdi bunun adaletini sağlamak için başvuruda bulunsam, hayır efendim biz bununla ilgili biz onu gasp etmişiz, biz de bununla ilgili bir adalet sağlamayacağız mı diyeceksiniz? Hayır. Eğer ki bunu dendiği zaman zaten suç devam ediyor anlamına gelir. Ve şundan da üzüntü diyorum. Neden efendim Bursalı bir Ermeni dedesinden kalmış malın davasını Amerika Birleşik Devletleri'nde görsün ki? Gelsin bu meselenin önü açılsın. Eğer varsa bir hakkı Türkiye'nin mahkemelerinde bu görülsün. Bu açıdan ortada büyük bir suç var. Yüzleşilmeyen büyük bir suç var. Üstü örtülen büyük bir günah var. Ve bu sebeple de Türkiye'li Ermeniler başka ülkelere de adalet arıyorlar. Oysa bu mesele Türkiye'de gerçekleşmiştir. Ermeni soykırımı Türkiye'de gerçekleşmiştir. Ve adaleti bulunabilecek tek yer Türkiye topraklarıdır. Buna Siz inanıyorum ve 24, buyurun. pardon, buyurun buyurun tamamlayın. Yani bu 106 yıllık inkar politikaları bizim yaramızı devam ettirmektedir. Ve şunu söyleyeyim Ayşegül Hanım. Bizim yaramızı iyileştirebilecek tek bir meclis var, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Tam Biden'ın buradan hareketle bir şey açıklaması soracağım bizim ben de. yaramızı iyileştirmemiştir. Yani biz onlarca parlamento Ermeni soykırımıyla yüzleşmiştir ama yaramız açık devam etmektedir. Adaleti Peki bulabileceğimiz siz, tek yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir veya Türkiye toplumunun vicdanıdır. bunu biraz daha somutlamak için soruyorum. Siz 24 Nisan günü aynı zamanda bir kanun teklifi verdiniz, öyle değil mi mecliste? Evet. Tam da işte bu sözünü ettiğiniz yüzleşmeyle ilgili. Daha somut ifade etmek gerekirse, bu kanun teklifinde ne öneriyorsunuz? Bu kanun teklifinde bakın hep şöyle deniyor ya bu meseleyi tarihçilere bırakalım. Ama tarihçilere bırakalım dediğiniz mesele benim babaannemin meselesi. Bu meseleyi ben 3. kuşak soykırımından kurtulmuş bir Ermeni yetimlerin torunuyum. Ve babaannemin meselesi nasıl tarihçilerin konusu olabilir? Bu birinci konu. İkinci mesele, çünkü toplumsal hafızada bu çok canlı. Yani hangi kapıyı çalsanız şu anda Anadolu'da, burada Ermeniler yaşardı, sonra da onları götürdüler derler. Bunun bütün toplumsal hafızada bu var. İkinci konu da siyasi bir kararla alınmış soykırım kararı. Yani dönemin cuntası Talat Enver ve Cemal Paşa tarafından alınmış soykırım kararı siyasi bir karardır. Ve bu yüzleşilmeme kararı ya inkar kararı da 106 yıllık süren inkar da siyasi bir karardır. Bütün bunlar siyasiyken efendim yüzleşme meselesini tarihçilere bırakalım demek topu taça atmaktır. İnkarın devam ettirelim politikasıdır. Yüzleşme kararı da siyasi bir karar olmalıdır. O yüzden siyasetin bunun önünü açması için ben bu yasa teklifini verdim. Gelin dedim Türkiye Ermeni soykırımıyla yüzleşsin. Ha bu meseleyi soykırım olarak adlandırmaya hazır değilseniz gelin bunu mecliste tartışalım. Ermeni halkının büyük felaketin adını koyalım. Ve bununla yüzleşelim dedim. Bu birinci madde. İkinci konu soykırımın failleri var. Bu artık kimse inkar etmiyor. Talat Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa, Bahattin Şakir dönemin cuntası ve kamu görevlileri. Bunların isimleri Türkiye'nin bütün her yerini kapsıyor. Yani Talat Paşa okullarında çocuklarımız okuyor. Talat Paşa bulvarlarında, caddelerinde, sokaklarında yürüyoruz. Böyle bir durum soykırımın devamı anlamına gelir. Yani ben dünyanın en uzun süren soykırım olarak tanımlıyorum bunu. 106 yıldır devam eden bir soykırımla karşı karşıyayız. Çünkü Talat Paşa caddelerinde yürüyorsanız o soykırım devam ediyor demektir. Demektir. Ve şu anda böyle bir gerçeklik içindeyiz. Ben kanun teklifim için ikinci maddesinde de soykırımın faili olan kişilerin isimlerinin o kamusal alanlardan kaldırılmasını öneriyorum ve yerine soykırıma karşı durmuş yüzlerce kamu görevlisi de var. Mesela Lice Kaymakamı. Hep onu örnek veriyorum bugünlerde. Hüseyin Nesimi Bey.
Tehcir kararı geliyor. Ermenileri sürün diyor. Nesibe Bey diyor ki ya ben niye süreyim Ermenileri? Burada bir olay yok, bir şey yok diyor. Hayır diyor, baskı yapıyorlar, telgraf göndererek süreceksin. Nesim Bey reddediyor. Sonra onu Diyarbakır'a çağırıyorlar Lice'den. Yol üstünde teşkilatı mahsusa çeteleri tarafından Nesim Bey katlediliyor. Neden? Soykırıma karşı çıktığı için. Neden biz Talat Paşalara sahip çıkıyoruz da Nesim Beylere karşı sahip çıkmıyoruz? Çünkü soykırım politikalarını devam ettiriyoruz. İkinci madde buydu, yani Talat Paşa gibi isimlerin kaldırılması. Üçüncü maddede bir özür babında Türkiye'den sürülmüş Ermenilerin torunlarına vatandaşlık verelim diye öneriyorum. Yani vatandaşlık kanunu değiştirelim ve soykırımdan mağdur olmuş kişilerin torunlarına vatandaşlık verelim. Bir şekilde özür dilemiş olalım. Yani bu açıdan hem soykırımın kabulü, hem soykırımın faillerin isimlerinin kamusal alandan çıkarılması, hem de soykırımın mağduru olan kişilerin torunlarına vatandaşlık verilmesiyle ilgili bir yasa teklifi verdim. Ama maalesef bu iklimde görüşülebileceğini düşünmüyorum, ama yine de çözüm anı meselesinde bir tarihe not düşmek istedim. Hem de bu meselenin Amerikan parlamentosunda değil, Türkiye'de çözülebileceği, ait olduğu topraklarda, soykırımın gerçekleştiği topraklarda çözülebileceğine dair tarihe bir kez daha bir not düşmek istedim. Bunun için de soykırım tanımlamasına takılmıyoruz diyorsunuz. Önemli olan bunun kabulü ve bir şekilde bu kabulden sonra bununla yüzleşilip bir daha asla denebilmesi diyorsunuz galiba. Aslında yani soykırım meselesine şöyle, ben bunu soykırım olarak tanımlıyorum Ayşegül Hanım. Çünkü insanlık, biliyorsunuz, Raphael Lemkin de soykırımı sonuç olarak tanımlayan kişi, bu suçun, yani Yahudi soykırımından sonra bu suçun bir daha gerçekleşmemesi için bu yasaya çıkamasına ön ayak oldu. Çünkü insanlık hukukunda böyle bir suç yoktu ve 1948 yılında bu çıktı ve geriye doğru yürütüldü aslında. 1945 yılından önce olan, 1938 ile 45 yıllar arasında olan soykırım için, Yahudi soykırımı için bu sonuç olarak tanımlandı. Ama Raphael Lemkin soykırım tartışmalarında hep Ermeni soykırımını referans verdi. Ermeni soykırımından hareket ederek bu tartışmaları yaptı uzun yıllar ve Yahudi soykırımından sonra da 1948'de Birleşmiş Milletler'in kabulüyle beraber soykırım suçu tanımlandı. Şimdi insanlık bu suçu tanımlamış. Niye tanımlamış? Bir daha olmasın diye tanımlamış. Yani Yahudi soykırımı gibi felaket, Ermeni soykırımı gibi felaket bir daha olmasın diye tanımlamış. Şimdi biz eğer ki 1915 yılından sonra, yaşadıklarımızdan sonra Türkiye halkları olarak bu meseleyle yüzleşebilseydik, adını koyabilmiş olsaydık, adaletini sağlamış olsaydık, diyelim ki büyük felaket babaannem derdi, Metz Yerne Ermenice, bu adı büyük felakete koyabilmiş olsaydık, soykırımın veya büyük felaketin faillerine de o dönemde yargılayabilmiş olsaydık, İşte insanlık tarihine biz not düşmüş olacaktık. Belki insanlık bunu büyük felaket olarak tanımlayacaktı. Ama daha sonra Yahudi soykırımından sonra bu tanımlandı ve soykırım olarak tanımlandı. Ama ben yine şunu söylüyorum. Gelin diyorum, Türkiye'de bir arada yaşadığımız yurttaşlarımız, siyasetçiler, bu meseleyi tartışalım. Adını koyalım. Hani soykırım kelimesinden rahatsız olanlar varsa adını koyalım. Ama o ad bu suçu tanımlamalı ve adaletini sağlamalı. Eğer insanlığın ulaştığı soykırım kavramından daha kapsayıcı, daha adaleti sağlayıcı başka bir ad bulabilirsek, o adla da yürüyebiliriz. Yeter ki adaletini sağlayalım ve 106 yıllık süren inkar sona ersin. Peki şimdi bu Türkiye-Amerikan ilişkileri açısından baktığınızda nereye taşıyacak sizce ilişkileri? Şunu söyleyeyim, uzun yıllar, yani Türkiye özellikle 1915 soykırımından sonra da bir denge politikasını ortaya koydu. Özellikle Rusya'da devrim olunca 1917 yılında, İngiliz ve Fransızlar 1918'de Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı yenik ayrılması üzerine, biliyorsunuz, Osmanlı'daki savaş suçlularını Malta'ya sürmüştü ve yargılamaya kalkmıştı. Ama devrim olduktan sonra Rusya'da, özellikle de 1920'den sonra Ankara'daki yönetim Rusya'ya yakınlaşmaya başladı. Bunun üzerine Fransızlar ve İngilizler aman Türkiye Rusya'ya yakınlaşmasın diye soykırımın faillerini de Malta'dan geri iade etti. Ve soykırımın failleri Türkiye'nin bürokrasisini oluşturdu aslında. Ve on yıllarca böyle sürdü, işte komünizm karşıtı olarak Batı'da da kalalım diye. Ama son yıllarda
Özellikle son 15 yılda Rusya ile Amerika arasında bir denge politikası tekrar gidiliyor. Son 10 yılda bu çok daha fazla arttı ve Tayyip Erdoğan bu politikayı aman Rusya'ya giderim, bak Rusya'dan S-400 alırım diye bir politika ortaya koydu. Ama bu politika çöktü. Yani S-400'ü alırım, Rusya, Amerika'ya karşı KOS kullanırım siyaseti çöktü. Şimdi özellikle Trump döneminde 4 yıl bu politikaları sürdürebildi. Çünkü Trump'la bir ahbap çavuş ilişkisi vardı, al-ver ilişkisi vardı. Ama Biden şunu söyledi, artık al-ver ilişkisi yok. Değerler üzerine bir ilişkimiz olacak ve S-400'ü almana izin vermeyeceğim. Bu konuda sana karşı tepki ortaya koyuyorum. Ve diğer konularda da Batı blokuyla mısın yoksa Rusya'yla mısın karar ver dedi. Şimdi ülkemiz özellikle bu demokrasiden uzaklaştığından beri ekonomik kriz de yaşıyor Ayşegül Hanım. Derin bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Türkiye'nin şu anda Batı blokundan çıkabilecek bir durumu yok. Amerika da bunu çok iyi biliyor. Kasası da boşalmış bir Türkiye gerçekliği var. Bunun üzerine artık daha rahat bir şekilde Türkiye üzerine baskı kurabilirim diye düşündü. Ve Biden aslında seçim kampanyasında Ermeni soykırımı tanıyacağını vaat etmişti ama Türkiye'nin elinin de zayıf olduğunu görüp bu adımı attı. Yani ben açıkça söyleyeyim, benim acımın sonuçta son 10 başkan da aynı adımları attı ve hep Ermeni soykırımı tanıyacağım, tanımayacağım meseleyle geçiştirildi. Yani bunun bir siyasi mülazem meselesi olmasına mutluluk asla duymuyorum. Ve başka parlamentonun konusu olmaktan da mutluluk duymuyorum. Türkiye'nin bir vekili olarak. Bu meselenin ait olduğu topraklara Türkiye taşınmasını istiyorum ve Amerikan başkanından açıkça söyleyeyim bu konudaki attığı adımda mutlaka siyasi konjonktürün payı vardır. Yani bunun Türkiye ile ilişkiler açısından da aslında önemli bir mesaj içerdiğine, yani yaptırım imasında bulunan bir mesaj içerdiğini de söylüyorsunuz bir yandan. Doğru mu Aslında anlıyorum? öyle tam olarak öyle değil. Çünkü Türkiye tepkilere baktığımızda çok da önemli bir tepki verilmedi. Yani nasıl olsa bu olacaktı deyip altta mesela 10 yıl önce 20 yıl önce böyle bir şey olsaydı herhalde çok daha büyük tepkiler verilirdi. Çünkü Türkiye o zaman kendini çok daha önemli hissediyordu. Ama Amerika ile özellikle Batı blokuyla ya yani Batı dünyası ile ilişkilerin gerilemesiyle birlikte mesela Avrupa için de artık çok önemli bir ülke değiliz. Öylesine bir ülke diye bakılıyor efendim. Ticaretimize bakalım. Mültecileri tutsun yeter diye bakılıyor. Artık bir stratejik ortak. Bir Avrupa Birliği aday ülke durumu görülmüyor. Amerika ile de benzer bir durum var. İşte çok önemli stratejik bir ülke olarak görülürken şimdi artık o kadar da önemli görülmüyor. İşte başka üsler yaptı Amerika biliyorsunuz civar ülkelerde. Artık öyle bir gücü de yok Türkiye'nin. Önemli ülke olma gücü de kalmamış. Niye? Çünkü demokrasisini kaybetmiş, hikayesini kaybetmiş, ekonomik kriz yaşayan bir ülke görünümündeyiz. Batı değerlerinden kopan, bütün kurumları çökmüş bir ülke görünümündeyiz. Böyle bir ülkeyi kimse önemli görmez ve tek adam rejimi altında inim inim ünleyen bir ülke durumundayız. İşte bundan dolayı Yani büyük üzüntü Türkiye'de duyuyorum. ipleri kopardığı için bunu önemsemiyor mu diyorsunuz? Yani Türkiye'de bir Evet, yandan Türkiye dünyayla, dünyanın yani batısıyla bağını kopardı, ipleri kopardı mı demek istiyorsunuz? ya ipleri koparmak üzere çünkü Batı medeniyetinin belli kriterleri vardır. Siz herhangi bir kulübe de üye olacağınız zaman o kulübün ilkeleri geçerlidir. Demokrasi kriteri. Mesela hukukun üstünlüğü temel bir ilkedir. Hukukun üstünlüğü var mı ülkemizde? Hayır yok. Basın özgürlüğü temel bir ilkedir. Basın özgür mü? Hayır değil. Denge denetleme mekanizması var mı? Yok. Meclisimiz güçlü mü? Değil. Sivil toplum kuruluşlarımız güçlü mü? Hayır değil. Osman Kavalalar hapiste, Selahattin Demirtaşlar hapiste. Bu açıdan baktığımızda Batı değerlerinden kopmakta olan ve hızla kopmuş bir Türkiye gerçekliği var. Böyle bir Türkiye'nin de Batı için önemli bir ülke olması mümkün değildir. Ha şimdi ne yapılacak? Benim gördüğüm Biden havuç sopa ilişkisini oynayacak. Elinde son derece çok sayıda kart var Türkiye'ye karşı kullanabileceği, Erdoğan yönetimine daha doğrusu karşı kullanabileceği bu ilişkiyi oynuyor. Özellikle de Avrupa'ya da diyor ki sen onlara gümrük birliği genişleme vaadi ver. Onlar da mültecileri orada tutsunlar. Ben de sert politika güdeceğim diyor ve Erdoğan'dan taviz alacağım diyor. İşte bundan dolayı üzüntü duyuyorum. Oysa biz içeride güçlü olabilsek Ayşegül Hanım, yani toplumsal barışımızı sağlayabilsek, 84 milyon gerçekten bir ve bütün olabilsek, bütün toplumu, bütün kesimleri bu kadar kutuplaşmış olmasak, iç meselelerimizi çözebilmiş olsak, o zaman ekonomik krizimizi de sorununu çözeceğiz. Demokrasi krizi sorununu da çözeceğiz ve dışarıya karşı çok daha güçlü olacağız. İşte o zaman Ermeni soykırım meselesi Amerikan parlamentosu konusu olmayacak ki. Veya Kürt meselesi Amerikan Kongresi'nde tartışılmayacak ki. Bak Erdoğan ne yapıyor?
Tamam, ben Ermeni soykırım meselesine çok sert çıkarmayayım, ses çıkarmayayım ama ben de efendim Irak Kürdistan'ına doğru operasyonlar yapacağım. Sen de buna sessiz kal diyor. Bunun pazarlığını yapabiliyor. Yarın Kürt halkı üzerinden başka pazarlıklara girişebilecek. İşte 100 yıl önce Ermeni halkı üzerinden yürüyen pazarlıklar, işte Almanlarla ittifak üzerine kurulan sessiz ortaklık, bugün Kürt halkı üzerine veya Ermeni halkı üzerine pazarlıklara dönmüş durumda. Bundan utanç duymalıyız hepimiz. Oysa iç barışımızı sağlamak ırkçı bir politikadan vazgeçmekten geçer. Biz bir ve bütün olabilirsek, sorunlarımızı çözebilirsek, o zaman bizim meselelerimiz Washington'da, Londra'da, Paris'te tartışılmaz olur. Meselelerimizi burada çözeriz ve daha güçlü oluruz. Şimdi bu açıklamadan sonra aslında hem Cumhurbaşkanı'ndan hem hükümet yetkililerinden çok sert açıklamalar geldi. İşte MKYK toplandı. Ondan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü yaptığı açıklamada yine öyle sert bir şekilde Biden'ı ve yaptıkları açıklamayı kınadıklarını ve bu açıklamaların maksatlı olduğunu söyledi. Erdoğan mesnetsiz hakikatlerle ilgisi yoktur bu açıklamaların dedi. Ama bir de muhalefet var tabii. Şimdi muhalefet açısından baktığınızda da nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum. Mensubu olduğunuz parti dışındaki bütün partiler neredeyse bu açıklamayı kınadılar. Siz bu tavrı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayşegül Hanım, ironik bir şey söyleyeceğim size. AKP, MHP, CHP ve İyi Parti liderleri içinde bu meseleyi en soğukkanlı değerlendiren kişi kim derseniz Erdoğan derim. Yani diğer partilere baktığımızda, İyi Parti, CHP ve MHP'ye baktığımızda daha milliyetçi bir çizgide bu meseleyi de değerlendirdiler ve insani değerlerden uzak bir noktada değerlendirildi. Yani sonuç olarak bizler Osmanlı vatandaşlarıydık, bugün de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Anadolu'da Ermenileriz ve bu toprakların insanlarıyız ve bir kayıp hikayesi yaşamışız ve yok hükmündeyiz artık. Bu yoklukla ilgili insani bir söylem dahi kurulamadı muhalefet tarafından, özellikle muhalefet tarafından söylüyorum. Muhalefet liderleri tarafından, temsilcileri tarafından. Ya bu mesele bu toprakların meselesidir, bu meseleyi burada çözmemiz lazım. Bununla ilgili de siyasi anlamda bir değerlendirme yapmamız gerekir diyen yani tek bir kişi bile yoktu. Evet, Erdoğan taziye de diledi. Öbür yandan pek çok kötü söylem de kullandı. Ama muhalefete düşen bu kadar milliyetçiliğin sıradanlaştığı bir iklimde daha insani bir duruş sergilemek ve bu meseleyi nasıl Amerikan başkanının elinden alıp Türkiye'ye getirebiliriz konusunda bir tartışma yürütmekti. Bundan muhalefetin çok uzakta olduğunu görmekten üzüntü duydum. Ve mevzu bahis Ermeni olduğunda nasıl AKP, MHP, CHP ve İyi Parti'nin aynı hizaya dizildiğinden görmekten de üzüntü duydum. Yani politik atmosferimiz maalesef bu durumda. Ve partimle tabii bir kez daha gurur duydum. HDP bu meseleyle tekrar yüzleşme çağrısı yaptı ve dört siyasi partinin dışında bu meseleyi adaletle çözme çağrısı yaptı. Bu konuda bir kez daha partimle gurur duydum tabii ki. Ve çok da tabii partiniz de bir hedefe dönüştürüldü bu çağrı dolayısıyla, bu açıklama dolayısıyla. Siz şahıs olarak da pek çok tepkinin odağındaydınız. Şimdi bunlardan biri de atılan bir tweet. Açıkça bir tehdit tweeti. Ümit Özdağ'ın attığı tweet. Sizin attığınız bir tweete cevaben ve sizin attığınız tweet de bilmeyenler için ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. 106 yıl sonra soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz diyorsunuz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya'da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa öyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Yani siz bir Türkiye'li Ermeni olarak kendi halet ruhiyenizi ve buralarda dolaşırken hissettiklerinizi ifade etmeye çalışıyorsunuz bu tweetle, öyle değil mi? Elbette. Ya şöyle söyleyeyim, soykırım başlamış ve hemen ardından bitmiş ve hesabı sorulmuş bir şey değil bizim için. Soykırım devam eden bir süreç maalesef. 106 yıldır biz düşük ve yüksek yoğunluklu bir soykırım ikliminde yaşıyoruz. Şu babaannem bu felaketi yaşadıktan sonra bir yetim olarak hayata tutundu. Ama başına felaketler gelmeye devam etti.
bir sefer inkar diye bir felaketle yüz yüze kaldı. Yani düşünün, bütün aileniz yok ediliyor, siz bir yetim olarak hayatta kalıyorsunuz ve yaşadığınız felaketle ilgili adaletin sağlanmadığını görüyorsunuz. Bu da en az soykırım suçu kadar büyük bir suçtur. Daha sonra eşinizle evleniyorsunuz, o da bir yetim, hayata tutunmaya çalışıyorsunuz, çocuklarınız oluyor. Siz iyi Ermenice bilmenize rağmen karı koca çocuklarınıza Ermenice öğretmeniz yasaklanıyor. Daha sonra diyelim ki bir çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, bir ev alıyorsunuz, bir iş yeri sahibi oluyorsunuz. 1942 yılında daha yeni hayata tutunmuşken varlık vergisi getiriliyor ve yeniden bütün mal varlığınız gasp ediliyor. Hakaretlere uğruyorsunuz, ırkçı iklime maruz kalıyorsunuz ve akrabalarınız yeniden bu ülkeden göç etmek zorunda kalıyor. Yani bizim yaşadığımız hikaye böyle bir hikayede veya 80 yıllık bir sessizlikten sonra Hrant Dink çıkıyor 1990'lı yıllarda. Arkadaş, bizim başımıza kötü bir şey geldi, bu meseleye bakalım, bu meseleye bakmak, yüzleşmek hepimize iyi gelir diyor. Bunu barışın diliyle yapıyor ama Hrant Dink'i de katlediyorlar ve bir kez daha o soykırım travmasını yaşatıyorlar bizlere. İşte bu açıdan yüzleşilmeyen her suç tekrarlar ve bu suç da tekrarlamıştır. Biz düşük veya yüksek yoğunluklu olarak 106 yıldır bu iklimde yaşıyoruz. Ve bu iklimin sona ermesi için mücadele veriyoruz ama bu tehdit, yani benim paylaştığım Size tweetten sonra açıkça, biliyorsunuz. size hem hakaret ediyor size şahsınıza, yani hem de işte çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine diyor ve devam ediyor. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil, senin gibi arkandan vuranları sürdü diyor. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın. Ayşegül Hanım, şimdi burada neresini düzelteyim denir ya, şimdi vatansever Ermenileri değil, senin gibi Ermenileri sürdü diyor. Bir, o dönem bir isyan herhangi bir şey yoktu. Burada büyük bir yalan söyleniyor. Dönemin hani hedef gösterdikleri Taşnak Partisi dahi 1914 kışında kongresini topluyor Osmanlı savaşa girme kararı aldığında. Bu savaşta Osmanlı yönetiminin yanında olacağına dair karar alıyor ve Ermenilerin askere katılması yönünde engelleyici olmayacağını, teşvik edici olacağını söylüyor. Ortada herhangi bir isyan yok bu anlamda. Yani beni ve sürgünde de, yani benim Malatya'daki ailem zanaatkar aileydi iki taraftan da. Ne bir isyana katılmış, ne bir şey yapmış. Anadolu'nun halkı bunlar, evlatları ve Osmanlı'nın yurttaşları. Topyekün benim halkımı yok benim ailemi yok eden ve halkımı yok eden anlayış nasıl bir ayrım yapmış acaba? Bu yurtsever, bu yurtsever değil de. Topyekün Ermeni halkı yok. Bu yokluk üzerine baktığında işte Talat Paşa şu Ermeniliği gönderdi, bu Ermeniliği göndermedi diyeceğim bir durum yok. Çünkü topyekün Ermeni halkını yok etti. Ortada bir soykırım var. Yani yalnızca Ermeni kimlikli oldukları için sürüldü Ermeni halkı ve katledildiler. Bu açıdan şunu da söylüyor Ümit Özdağ. Efendim, Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın diyor Ayşegül Hanım. Biz zaten bunu hatırlatmasına gerek yok. Biz 106 yıldır Talat Paşa deneyimi yaşamaya devam ediyoruz. Talat Paşa'nın ortaya koyduğu politik iklimde yaşamaya devam ediyoruz. Çünkü Talat Paşa'nın işlediği suçla yüzleşilmedi ve düşük veya yüksek yoğunluklu olarak 106 yıldır zaten Türkiye'nin bütün siyasetçileri Talat Paşa'nın politikalarını devam ettirdiler. Bir gün Ermenilere karşı devam ettirdiler, bir gün Alevilere, bir gün Kürtlere karşı devam ettirdiler. Hatta bir gün mütedeyyinlere karşı devam ettirdiler. Çünkü bunların tek bir meselesi var, tek bir tip bir toplum yaratmak. Hepsi Türk olacak, hepsi Sünni olacak. Hepsi efendim mütedeyyin olmayacak, efendim dinle ilişkisi olmayacak. Tek tip faşizan bir toplum yaratmaya kalktılar ve bu politika maalesef devam ediyor ve hepimiz gadire uğramaya devam ediyoruz. Ama bu tehditlere papuç bırakacak birisi ben asla değilim. Bu tehdidi de şunu söyleyeyim, çok yaygın bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. Ümit Özdağ gibi sonuç olarak çizgisi belli birkaç siyasetçiden gelmiş tehdit var ortada. Ama bu tehditlere papuç bırakacak da değiliz. Geçmişte de bu tehditler oldu. Pek çok halkımızı kaybettik. Ama bizler siyaset yapmaya devam edeceğiz ve bu faşistlere
Şimdi Asla pabuç bırakmayacağız. tabii sürdürüyor bunu bir yandan da. Cevap yazmışsınız, o cevaba da tehditlerle yanıt vermiş. Bu durumda siz nasıl bir destek gördünüz? Sosyal medyada oldukça güçlü bir dayanışma sergilendi. Bu tweet atılır atılmaz sizinle Ya dayanışan ben bu ülkenin çokça mesajı gördüm. Ama siz nasıl bir destek gördünüz? Ya şöyle söyleyeyim, inanın ben bu ülkenin insanının vicdanına çok güveniyorum Ayşegül Hanım. Gerçekten çok güveniyorum. Yani evet, ırkçı bir hegemonya yaratılmaya çalışılıyor ama onlar küçük bir azınlık. Nasıl ki dönemin Talat Enver ve Cemal Paşa'sı aslında toplumsal bir desteği yoksa, ırkçı bir junta olarak yönetimi ele geçirip bu soykırım suçuna imza attılarsa, bugün de aslında baktığımızda ırkçılar küçük bir azınlık ama bir hegemonya kurmuş durumdalar. Ama toplumun vicdanında baktığımızda ya geçmişte kötü bir şey oldu duygusu çok daha hakim olduğunu düşünüyorum. Ve inanın yani AKP'li, hatta MHP'li, hatta İyi Partili pek çok kişi beni arayıp bunun çok yanlış olduğunu söylüyor. Deva Partili arkadaşlarımız aradılar, CHP'li arkadaşlarımız aradılar. Partimden zaten çok büyük bir destek verdi. Çeşitli toplumsal kesimlerden binlerce, on binlerce destek aldım. Yani ve Ümit İktidar Özdağ Partisi'nden aldınız mı lanetlendi. herhangi bir telefon, Evet bir aldım. destek Yani İktidar şimdi bakın, Partisi'nden? tabii iktidar partisinden çok sayıda milletvekili ve siyasetçi beni aradı. Bunun kabul edilemez olduğunu söylediler. Yani bir insan milliyetçi olabilir. Buna hiçbir şey demiyorum. Yani başka türlü ideolojik sonuçta düşünceleri söz konusu olabilir. Ama bir milletvekilini ölümle tehdit etmesi ve soykırımcı bir kişinin söylemleriyle tehdit etmesi, yaptık yine yaparız demesi çok vahimdir. Yani, çünkü bu düşünceye tahammülünün olmadığını, geçmişte işte güneşi balçıkla sıvamaya çalışan bir Ümit Özdağ gerçekliğinin karşısında biz hakikati ortaya koyduğumuzda, babaannemizin hikayesini anlattığımızda ancak o sesi tehditle, ölümle susturabileceğini ortaya koyuyor. İşte bu korkunç bir durum Ayşegül Hanım. Buna karşı da biz susmayacağız. Çünkü ben şunu düşünüyorum. Sessiz kalmak güvenli bir şey değil. Sessiz kaldıkça işte bu ırkçılar sizin daha fazla susturmaya kalkarlar. Oysa biz hakikati haykırmaya her yerde, her şekilde devam edeceğiz ki daha güvende olalım. Çünkü hakikat hepimizi iyileştirir. Hakikat bu karanlığı ve korkuyu boğar. Ve biz o karanlığı ve korkuyu boğmaya devam edeceğiz. Siz muhtemelen bir suç duyurusunda bulunacaksınız aynı zamanda ama bilmiyorum bir sonuç bekliyor musunuz o suç duyurusunda? Suç duyurusunda bulunacağım. Güçlü bir dilekçe hazırladık bu konuda. Çünkü doğrudan bir ölüm tehdidi var. Sonuçta Evet. halkımın ya babaannemin ailesini katleden zihniyetle beni tehdit etti ve doğrudan bu deneyimi yaşayacaksın dedi. Bu konuda suç duyurusunda bulunacağız. Demokratik bir ülkede inanın bir dakika bile durmaz savcı. Yani suç duyurusunu beklemez aslında. Hani bu mağdur olan kişinin suç duyurusunda bulunmasını gerektiren bir suç bile değil. Normalde bir savcı devreye geçer ve soruşturmayı derhal başlatır. Ama maalesef bizde öyle olmuyor. Biz suç duyurusunda bulunacağız. Kuvvetle muhtemel bir savcı harekete geçmeyecek, geçemeyecek, çekinecek siyasi iklimden dolayı. Ama yine de ben bu işin peşini bırakmayacağım. Aynı zamanda Twitter'da da biliyorsunuz Twitter'dan paylaştım bu mesajı. Twitter'dan bu mesajın kaldırılması için de gerekli girişimlerde bulundum. Ve binlerce insan bu mesajın engellenmesi için çağrılar yapıyor. Twitter'ın da bu konuda sorumlu davranacağını düşünüyorum ve bu tweet'i de yayından kaldıracağını düşünüyorum. Bir yandan da HDP'lilerin yargılamaları sürüyor. Yani gündem çok yoğun sizin açınızdan bir yandan. Sanırım siz de o duruşmanın başladığı gün Ankara'da duruşma salonundaydınız, öyle değil mi? Evet, Kobani aslında iddianamesinde. o Siz de var mısınız yargılananlar arasında? tabii ki ben de varım ama şimdilik dokunulmazlığım var diye arkadaşlarımın yanında değilim. Yani öyle karışık duygularla dün o mahkeme salonunda oturdum. Sonuçta 2013-2015 döneminde birlikte Merkez Yürütme Kurulu üyesi olduğum arkadaşlarım orada yargılanıyordu. Yıllardır Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Sebahat Tüncel zaten 5 yıla, 4 yılı aş 4,5, 5 yıla yakın süredir cezaevinde rehin tutuluyorlar. Geçen yıl Ekim ayında yani 7 ay önce de MYK üyesi arkadaşlarımıza karşı bir operasyon yapıldı ve hepsi rehin alındılar, gözaltına alınıp rehin alındılar.
Ve ya oraya baktığımda biz açıkça söyleyeyim yani 2013-2015 dönem MYK üyeleri olarak Türkiye'de büyük bir rüzgar yarattık Ayşegül Hanım. Yani düşünün ki %6, %5-6 oy alan bir partiyi %13 oy alan bir parti haline getirdik ve ön yargıları kırdık bundan daha önemlisi. Yani Türkiye toplumunun %90'ı bakın bize ön yargıyla bakarken Türkiye'nin toplumunun %90'ının ön yargılarını kırdık. Herkes şunu söylüyordu. Evet HDP iyi yolda. HDP doğru şeyler söylüyor. HDP kadınların eşitliğini istiyor. Efendim ekoloji anlamında adalet talep ediyor. Halkların eşitliğini ve barışını talep ediyor diyordu ve biz büyük bir başarı elde ettik. Sonra bu başarı, o dönemde biliyorsunuz iktidarla da çözüm süreci sürüyordu, sürekli temas halindeydik. Sonra bu Kobani meselesinde maalesef iktidar içinde bir odak. O dönem Suriye'de her yeri bir karanlık gibi boğan işi de zımnen destek vermeye başladı. Ve biz bu konuda iktidarı uyardık. Bakın çözüm süreci devam ediyor ve sınırımızda bir IŞİD karanlığı var. Buna karşı sessiz kalmayın dedik. Oradaki güçlere bir şekilde destek verilmesi gerekiyor dedik. Ama maalesef bunu yapmadılar. Ciddiyetsiz davrandılar. Toplumda da ciddi bir tepki vardı. Biz buna karşı 6 Ekim akşamı bir protesto çağrısı yaptık ve sokağa çıkıldı. Herkes basın açıklamalarını yaptı ve evine dağıldı. Kimsenin burnu kanamadı. Ama 7 Ekim 2014 günü Erdoğan Kobani düştü, düşecek deyince işte bu devletin karanlık yüzü devreye geçti ve provokasyonlar başladı. Ölümler başladı. Biz bu suçları durdurmak için, provokasyonu durdurmak için iktidarla beraber mücadele verdik. Ve 2 gün sonra olayların durdurulmasına büyük rol aldık. Ve bize teşekkür ettiler. Çözüm süreci de devam etti. Şimdi 7 yıl geçmiş üzerinden, hani bir iktidar normalde bu meseleyle ilgili 7 yıl değil, 7 suç varsa 7 gün bile beklemez bir yargı. 7 yıl sonra arkadaşlarımız orada mahkemede. Ya yani şöyle söyleyeyim, düşünün ekoloji mücadelesi veren Beyza hocamız, diğer arkadaşlar, gençlik mücadelesinden gelen arkadaşlar var. Feminist mücadeleden gelen arkadaşlarımız var. Sendika mücadelesinden gelen arkadaşlarımız var. Bunlara diyorlar ki sen şu kadar insanı öldürdün, bu kadar yağma yaptın, 18.500 yıl hapis cezası sizi yargılayacağız. İşte böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu siyasi bir kumpas davası Ayşegül Hanım. Bunu net bir şekilde bir kez daha gördük. Bunu da eninde sonunda arkadaşlarımız zaten dün bırakın yargılanmayı kendileri yargılamaya başladılar bile. Şimdi şöyle, siz diyorsunuz ki bu olaylar olduğunda biz zaten hükümetle görüşüyorduk, çözüm süreci vardı. Tabii Bunu ki. daha önce verdiğiniz söyleşilerde de anlatmıştınız. Ve biz aslında bir itidal çağrısı yaptık. Durumu biraz işte halka bir itidal çağrısı yaparak kontrol altına almaya çalıştık, ama bunun için bizlere teşekkür edildi diyorsunuz o zaman. Yani bizzat Doğru. İktidar Partisi yetkililerinin teşekkür ettiğini söylüyorsunuz. Hatta Doğru. belki bakanlık düzeyinde bir teşekkürdür, bilmiyorum. Belki de Tabii ki. Cumhurbaşkanlığı düzeyindedir. Hiçbir fikrim yoktu. Ne dersiniz bilmiyorum ama şimdi neyin kumpası sizce şimdi? Ayşegül Hanım şu anda iktidar AKP gibi gözüküyor ama iktidar fiilen MHP'dir. Yani MHP'nin ideolojisidir. Ve MHP 2013-2015 döneminde çok mutsuzdu biliyorsunuz. Çünkü Türkiye'de Kürt meselesinin çözülmesi demek Türkiye'nin demokratikleşmesi demekti bir anlamda. Ve statükonun artık tarihin çöp sepetine atılması durumuyla karşı karşıyaydı. Ve MHP çözüm sürecine tamamen karşıydı. O dönem AKP'yi ihanetle suçluyordu biliyorsunuz. Şimdi MHP şunu yapıyor. Bu dava zaten MHP'nin hazırladığı bir dava. MHP Genel Merkezi'nde hazırlanmış bir dava var ortada. Aslında baktığınızda güya bizi yargılıyormuş gibi gözüküyor. Yani çünkü biz o meselede aslında taraf değildik. AKP ile PKK arasında yürüyen bir çözüm süreci vardı. Biz kolaylaştırıcıydık. Güya bu meselede HDP'yi yargılar gibi gözüküyor. Çünkü bu yalnızca Kobani davası değil, çözüm süreci davası olarak ortada. Esasında çözüm sürecinin diğer esas tarafı olan AKP'yi de gizli tanık olarak yargılıyor. Bu davada bir gizli tanıklar var Ayşegül Hanım ki hepimizle ilgili uydurmuşlar gizli tanıklar. Efendim şunu yaptı, bunu yaptı diye pek çok iftira var ortada. Ama bir de bu davanın gizli sanıkları var. İşte gizli sanıklarda Recep Tayyip Erdoğan'dır, dönemin bakanlarıdır, dönemin kamu görevlileridir. Maalesef AKP ya buna uyanmış değil ya da bir kez daha kandırılıyor. Bunu net bir şekilde ortaya koyayım. Çünkü eninde sonunda bu davada belki bu şekilde sürdürecekler.
Ama gün gelecek AKP'nin tepesinde bu davayı bir demokrasinin kılıcı gibi koyup AKP'yi de bu davanın sanığı haline getirecekler. Gizli sanıktan sanığı haline getirecekler. İşte buna uyanamamış, çözüm sürecini yargılayan bir MHP'nin ortaya koyduğu bir çizgi var. İşte buna karşı duramayan, bunu anlayamayan, bunu okuyamayan, belki de eli mahkum kalan bir AKP gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Çok Memnuniyetle. teşekkürler. Sağ olun bu Ben teşekkür değerlendirmeleriniz ederim. için. Sağ olun.